Birinci sorumuz. Salda Gölü ile ilgili bir metnimiz var. Bu metinde Salda Gölü ile ilgili bir takım ifadeler var. Bu ifadelerden hangilerine değinildiğini bulacağız. Okuyalım bakalım. Gidelim bakalım Salda Gölü'ne. <laughs> Salda Gölü Türkiye'nin en derin üçüncü gölü. Alüvyal bir ovada bulunan bu göl, tektonik bir krater gölü olması nedeniyle de zengin mineralli suya sahip. Göl suyunda yüksek oranda magnezyum, soda ve kil bulunuyor. Gölden dışarıya akan bir başka nehir bulunmuyor. Ancak yağışların azalması nedeniyle gölün sularında dönem dönem çekilmeler oluyor ve bu dönemlerde göl içinde irili ufaklı 7-8 beyaz ada oluşuyor. Türkiye'nin Maldivleri olarak adlandırılan Salda Gölü'nün bu şekilde anılmasının başlıca nedeni ise gölün Maldivler'deki beyaz kumsalları andıran kireçli kıyıları. Aynı zamanda dünyada Mars yüzeyi ile aynı jeolojik özellikleri ve mineral yapıyı taşıyan iki yerden biri olan Salda Gölü, Mars'ın bir zamanlar nasıl oluştuğuyla ilgili ipuçları vermesiyle de bilim insanların araştırmalarına Konu oluyor. Bu metinde Birinciye bakalım gençler. Akarsuların beslenmesiyle bünyesinde pek çok farklı mineral barındırdığına. Şimdi e, ne diyor? Zengin mineralli suya sahip diyor. E, krater gölü olduğu için diyor. Bu göl tektonik krater gölü olduğu için zengin mineralli suya sahip diyor. Akarsuların beslemesiyle demiyor. Hatta burada akarsuların beslendiği ile alakalı. Mesela şurada ne diyor bakın. Gölden dışarıya akan bir başka nehir bulunmuyor diyor. Bilakis tam tersi. Buna ulaşamıyoruz. Ulaşılanı bulacağız. Gölde zaman zaman ortaya çıkan adaların nasıl oluştuğuna diyor. E, bu var arkadaşlar. E, gölün sularında dönem dönem çekilmeler oluyor ve bu dönemlerde göl içinde irili ufaklı yedi beyaz ada oluşuyor. Bunun sebebi neymiş? Yağışların azalmasıymış. Bu var. Hangi yönüyle Maldiv'lere benzetildiğini diyor. E, burada da ne vardı? Maldiv'lerdeki beyaz kumsalları andıran kireçli kıyıları varmış. Bu görüntüden dolayı Madivlere benzetiliyor. Buna da ulaşabiliyoruz. Bilim insanlarının ilgisini çekmesinin sebebi ne? O da neydi? Mars yüzeyine benziyordu. Daha doğrusu Mars'ın bir zamanlar nasıl oluştuğuyla ilgili de ipuçları veriyordu. İkisi bir şekilde var. Yani bunun dördüncü öncülün açıklaması da şu kısımda yer alıyor. Dolayısıyla bununla ilgili de bilgiye ulaşıyoruz. 2'ye, 3'e ve 4. ifadelere metnimizde değinilmiş, Birinciye değinilmemiş. Seçeneklere baktığımızda doğru seçeneğimiz C. İkinci sorumuz. Bu iki cümlenin anlamca doğru bir biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Yani iki ayrı cümle var. Bunu tek paragraf haline getireceğiz ve her iki cümlede bu bulunan bilgilerin de yer alması gerekiyor. Buna dikkat edeceğiz bu tarz sorularda. Evet, birinci cümlemizde ne var? Nöron adı da verilen beyindeki sinir hücreleri. Nöron diğer adı sinir hücresiymiş. Dallı budaklı bir ağaç gibidir. Burada da benzetmesi var. İkinci cümlemizde ne var? Nöronlar vücudun içinden ve dış çevreden gelen uyarıları merkezi sinir sistemine, merkezi sinir sisteminden gelen, e, merkezi sinir sisteminde oluşan yanıtları da organlara iletir. Burada da görevinden bahsediliyor. E, i̇ki tane görevi var. Şimdi bakalım A seçeneğine. Vücudun içinden ve dış çevreden gelen çeşitli uyarıları merkezi sinir sistemine Merkezi sinir sisteminde oluşan yanıtları vücudumuzdaki organlara hızlıca bununla ilgili bir ifade yoktu. ileten ve dallı budaklı bir ağaç görünümüne sahip olan nöronlara bu görünümlerinden dolayı sinir hücresi de denir. Burada burada verilmek istenen cümle çok çok daha farklı bir anlama bürünmüş. Burada dallı budaklı bir ağaç görünümüne sahip olduğu için sanki sinir hücresi denmiş gibi bir anlam ortaya çıkmış. Burada farklı bir anlama büründüğü için A seçeneğini eliyorum. B seçeneği, vücudun içinden ve dış çevreden gelen çeşitli uyarıları merkezi sinir sistemine ulaştıran, merkezi sinir sisteminde oluşan yanıtları da ilgili organ ya da organlara ileten dallı budaklı bir ağaç görünümüne sahip olan yapıya nöron denir. Denilmiş burada. Burada şeyden bahsetmemiş. Sinir hücreleri işte beyindeki ifadesini kullanmamış. Nitekim arkadaşlar onu atladık. A seçeneğinde de beyinden bahsetmemişti. Burada da beyinden bahsetmemiş. Eksiklik var. Bunu da eliyoruz. B seçeneğinde aynı zamanda şey de yok. Sinir hücreleri ifadesi de yoktu. C'ye bakalım. Yapı olarak dallı budaklı bir ağaca benzeyen. Vücudun içinden ve dış çevreden gelen uyarıları merkezi sinir sistemine, merkezi sinir sisteminde meydana gelen yanıtları da organlara ileten beyindeki sinir hücrelerinin diğer adı nörondur. Evet, bu olmuş. Bu yukarıdaki iki cümlenin birleşmiş hali anlam olarak da aynı, değişmemiş. D'ye de bakalım. Beynimizde bulunan tüm nöronlar, dış çevreden gelen uyarıları, uyarıları merkezi sinir sistemine, Merkezi sinir sisteminde oluşan yanıtları da beynimize ileten dallı budaklı bir ağaç görünümüne sahip olduğu için sinir hücresi olarak da adlandırılır. Burada da gene görüntüsünden dolayı bu ismi aldığı ifade edilmiş D seçeneğinde. Ama bu ismi almasının sebebi dallı budaklı bir görüntüye sahip olması değil. Sinir hücresi görüntü olarak hani bir benzetme yapılmak istense daha somutlaştırmak istenmek istediği durumlarda bu şekilde bir benzetme yapılmış. Burada da anlam değişiyor. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği. Üçüncü sorumuz. Bu metinden hareketle probabilistle ilgili aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? <laughs> Evet propolis sözcüğünü şu sıra çok fazla duyuyoruz. Neymiş propolis bakalım gençler? Propolis, bitkilerin tomurcuk ve gövdelerinden işçi arıların topladığı maddeleri işleyerek ürettiği reçinemsi bir maddedir. Arılar petek gözlerini propolisle kapladıktan sonra ana arı petek gözüne yumurtasını bırakır. Bu sayede yumurtanın sağlıklı gelişmesi sağlanır. Bu madde sayesinde kovan mikroplardan da korunur. Ayrıca arılar propolisle sıvanan petek gözlerine balını, polenini, sütünü koyar. Böylece arının ürünleri kovanda bozulmadan saklanır. Propolis sadece arılar için değil bizim için de önemlidir. Bağışıklığımızı güçlendiren, antibiyotik kullanımını azaltan, C vitamini deposu olan bu maddenin kanser dahil birçok hastalığın tedavisini desteklediği de kanıtlanmıştır. Vücutta canlı hücre sayısını artıran propolisin damlası ise yağ yakımını hızlandırır. Evet bu metinden hareketle bakalım aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşacağız. A seçeneği ne demiş? Antibiyotiğe olan ihtiyacı ortadan kaldırdığı gibi hücrelerin her zaman canlı kalmasını sağlar. Ne diyor burada arkadaşlar? Antibiyotik ortadan kaldırmıyor. Antibiyotik kullanımını azaltıyor. Ve burada ne diyor? Hücrelerin her zaman canlı kalmasını sağlar, hücre sayısını arttırır diyor, canlı hücre sayısını arttırır diyor. Bu yanlış bir bilgi. B seçeneği hem arıların ürünlerinin hem de insan sağlığının korunmasına yardımcı olur. Evet, bu çıkıyor. Arılara faydası, insanlar için faydasından bahsedilmişti. Biri yukarıda, biri aşağıda. Bu bir dursun. Diğer şıklara da bakıyorum. Bitki köklerinden elde edildiği için insan metabolizmasını daha hızlı çalıştırır. <laughs> Böyle bir şey hiç yok. Ee, burada biraz dikkatle ölçülmek istenmiş. Ne diyor yukarıda? Bitki, bitkilerin tomurcuk ve gövdelerinden diyor. Burada bitki köklerinden. Bitki köklerinden elde edildiği için de metabolizması daha hızlı çalıştırır diyor. Böyle bir şey yok. Burada da ne vardı? Yağ yakımını hızlandırması vardı. Bu da yanlış bir çıkarım. D seçeneği yavruları diğer böceklerden korumak amacıyla arıların ürettiği bir maddedir. Hayır arılar yavruları böceklerden korumak için üretmiyor bunu. E, asıl sebebi şurada yazıyor zaten. E, neydi? Bu madde sayesinde kovan mikroplardan korunuyor. Böcek kelimesi hiç geçmiyor zaten. Ve e, arı ürünlerinin de bu, kovanda bozulmadan saklanmasını sağlıyordu. Bu da değil. O halde Cevabımız Bursa. Dördüncü sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi bu şehirde altı çizili sözcüklerden herhangi birinin anlamını karşılamaz? Dostluk dediğin güzel bir kitap. Hava gibi, su gibi, ekmek gibi vazgeçilmez bir tat. Sonuna kadar da dayanmak şart. Dostluk dediğin eşsiz bir kitap, sevmediğin sayfaları varsa atla. Sayfayı kökünden yırtmak değil şart. Şimdi A seçeneğinde benzeri olmayan, benzeri görülmemiş olan. Altı çizili dört tane sözcüğümüz vardı. Benzeri olmayan, benzeri görülmemiş olan anlamında kullanılan kelime. Vazgeçilmez, dayanmak, eşsiz, kökünden. Tabii ki eşsiz. Bunun anlamı var. B seçeneğinde bir eserin veya belgenin özgün biçimi, asli nüsha dayanmak vazgeçilmez kökünden. Bu yok arkadaşlar. C, C seçeneği güç bir duruma katlanmak, sabretmek, tahammül etmek buradaki anlamı dayanmak. C dayanmak. D hiçbir biçimde göz ardı edilemeyen, kesinlikle gerekli olan nedir? Vazgeçilmez olandır. Bu da bunu karşılıyor. Kökünden sözcüğünün anlamı bu değil arkadaşlar. E, dip anlamında burada sayfayı dibinden anlamında olması gerekiyordu. Cevabımız C seçeneği. Geldik beşinci soruya. Metnin yazarın metinde yazarın yakınmasının asıl sebebi. Demek ki yazar metinde bir şeyden yakınıyor. Biz ne yapacağız? Hangisi olduğunu bulacağız. Neyden yakınmış yazar? Haydi bakalım yazar ne diyor? Bugün çocuklara yönelik hemen her yayında atık malzemelerden yapılan oyuncaklara önemli bir yer veriliyor. Çocuklara geri dönüşüm bilinci kazandırmayı amaçlayan bu öneriler hayli heyecan verici. Ama bunun gerçek bir dönüşüm olması için satın almak yerine eldeki malzemeleri değerlendirmek gerekiyor. Çocuklar ise bu ve benzeri projeleri yapmak için bir malzemenin işlevini kaybetmiş ve dönüşüm için ayrılmış olmasını tabii ki bilmiyor. Her seferinde kırtasiyeye gidip çeşit çeşit kağıt, boncuk alınıyor veya evdeki peçete, kumaş gibi malzemeler boşa harcanıyor. Önce atık malzemeler yerine mağazadan, mağazadan yerinleri alınıyor, üretiliyor, en sonunda da çöpe atılıyor. Bunun adı geri dönüşüm değil çöp çıkarmak olmalı. Gerçekten çok güzel bir metin. Geri dönüşüm artık kullanımı sona ermiş ya da kullanmadığımız bir takım maddeleri tekrar kullanılabilir hale getirmek, işe yarar hale getirmektir. Ama biz geri dönüşümle ilgili özellikle de okullarda bir ödev verildiği zaman doğru kırtasiyeye gidiyoruz ve kırtasiyecilerin de bundan haberi olmuş oluyor zaten gidiyorsun. Düğmeyi de buluyorsun, ona uygun kağıdı da buluyorsun, kartonu da buluyorsun. Halbuki geri dönüşüm elde olan ve kullanılmayan malzemelerle yapılmalı. Yazarı çok iyi anlıyoruz. Evet, asıl sebebini soruyor. Demek ki diğerleri de olabilir ama biri hepsini içine alan bir kavram. Bakalım. A seçeneği geri dönüşüme yeterince önem verilmemesi. Burada önem verilmeme var ama şöyle yani bilinmiyor asıl sebep bu. Geri dönüşümün amacının anlaşılamamış olması. Evet, buna ben bir yıldız koyuyorum. Çocukların atık malzemelerin neler olduğunu bilmemeleri, e, çocuklara bu evet e, öğretilmediği için daha yani bu bunu kapsıyor aslında. Geri dönüşüm öğretilmediği için çocuk atık malzemelerin ne olduğunu bilmiyor. E, D'de ne diyor? Yetişkinlerin çocukların kararlarına müdahale ederek onları yönlendirmeleri. Evet haydi çocuğum e, kırtasiyeye gidiyoruz malzeme almak için. Halbuki evde nelerden yapabiliriz falan denilmiyor. Yani hepsinin çıktığı yer ve hepsini içine alan ve yazarın asıl yakandığı şey geri dönüşümün amacının anlaşılamamış olması. Cevabımız B seçeneği. Altıncı soru. Bu metinde altı çizeli ifadenin cümleye kazandırdığı anlam aşağıdakilerden hangisidir? Bizim hayatımızdaki en önemli işimiz belli belirsiz, puslu şekilde uzaklarda bulunan şeyleri görmeye çalışmak değil. Gözümüzün önünde apaçık halde duran şey için ne yapacağımıza karar vermek ve onun için çabalamaktır. Ay çok güzel bir cümle bu gerçekten. Hep ilerisini düşünürüz biz halbuki şu anı yaşa, daha bugünü yaşa çok ileriyi düşünüp tedirgin olma o zaman bugün de kaçıyor bunu çok yapıyoruz arkadaşlar yapmayın evet altı çizili ifadeyle ne anlatılmak isteniyor puslu şekilde uzaklarda bulunan şeyleri görmeye çalışmak gelecekle ilgili çok fazla hayal kurmak olumsuzluklar üzerinde yoğunlaşmak Elde edilip edilmeyeceği belli olmayan şeyler için sabırsız davranmak. Gerçekleşip gerçekleşmeyeceği belli olmayan şeyler için kaygılanmak. Şimdi bulunan şeyleri görmeye çalışmak, burada hayal kurmak, yoğunlaşmak, sabırsız davranmak gibi ifadeler söz konusu değil. Burada en önemli olan şey bir de gelecekten bahsediyor ve çoğumuzun yaptığı bir yanlış. Belli belirsiz burada belli belirsiz de pusunun anlamını da vermiş aslında. Fuslu şekilde uzaklarda bulunan şeyleri görmeye çalışmak. Hani burada hayal kurmak değil. Biz zaten çok fazla diye bir şey yok burada. Burada gelecekte ne olacak, ne edecek diye endişe taşımak, kaygılanmak anlamı ifade edilmiş. Cevabımız D seçeneği gençler. Evet, yedinci sorumuz bu metin düşüncenin akışına göre aşağıdaki tavsiyelerden hangisiyle tamamlanmalıdır? Okuyalım. Meyve açları çiçeklendiğinde, güneş doğduğunda, yağmur yağdığında ve çocuklar dünyaya geldiğinde umudu da yanlarında taşırlar. Umut hayatın olanca zorluğu içinde tırnaklarınızla kazdığınız bir tünel, kurduğunuz doğru köprü ya da karşılaştığınız doğru insandır. Umut onca derdin arasında bu da geçer yahu demektir. Bir kapı kapansa da bir kapının bir gün açılacağını bilmektir. Evet, her doğan gün umut doludur. Umut nedir? İnsanlar ne kadar sıkıntıda olursa olsun bunun geçeceğini, her yokuşun bir inişi olduğunu bilmektir. Bu metnin devamında acaba hangisi getirilmeli? Bakalım. A seçeneğinde ne var? İyi bir baba olan Charles Gardner. İşimde sorunlar yaşayan, maddi açıdan sarsıntıda olan bir adamdır. Ancak eşi sıkıntılara daha fazla katlanamaz ve onu terk eder. Oğulları da babasının yanında kalır. Bir de ev sahibi dışarı atar baba oldu. Sokaklarda kalıp düşkünler evinde çalışarak ayakta durmaya çalışır. Ama hiçbir zaman sabrını ve ümidini evet açarken çizmiştim burayı. Ümidini kaybetmez. Ümitsiz sözcüğü arkadaşlar umutla kardeştir biliyorsunuz tekrar evet, istedim. Sonuç tabii ki mutlu son. Tanıtımı yapılan bu filmi mutlaka izleyin. Ne yapmış? Burada umudu tanımlamış. Umudun ne olduğunu anlatmış. Peşinden de bir tavsiyede bulunmuş. Olabilir mi? Gayet güzel olur. Ama B'ye de bakalım. Belki daha güzeli vardır. Kendine bak kendine. Üzüne sözüne benliğini. Kim ne giymiş ne yemiş bundan sana ne. Sen kendini besle. Sevgiyle bilgiyle şefkatle. Ancak o zaman ulaşırsın. insan olmanın erdemini, şiirini zaman zaman okuyun. Evet burada da güzel bir tavsiye var ama bu umutla ilgili değil arkadaşlar. Bu kendini geliştirme ile alakalı. Bunu eliyoruz. C seçeneği doğru olduğunu düşündüğümüz şeyi yapmalıyız. Eğer doğru şeyi yapmazsak belki de yanlış şeyi yapacağız ve iyileşmenin değil felaketin bir parçası olacağız. Unutmayalım ki başarılı olanlar düşüncelerini hayata geçirenlerdir ve karşılaşılan engeller çoğu zaman sadece bizim kafamızın içindedir. Onları yıkmak da bizim elimizdedir. Bu metni yazıp odanızın rahatlıkla görebileceğiniz bir yerine atın. Arkadaşlar burada da bir tavsiye var ama umutla alakalı değil. kararlı olmakla, başarılı ol nasıl olabileceğiyle alakalı, engellerden korkmamak gerektiğiyle alakalı bir Dolayısıyla bunu da ediyoruz. Dev seçeneğim, iki ahbap adam vardı, yolcular çıkmışlardı. Giderlerken önlerine ayı çıktı birden birdenbire. İki arkadaş çok korktu, saklanacak bir yer yoktu. Biri kaçtı ve ağaca tırmandı, öbürü yere uzandı. Attı adamda da beklemiş. kaldı öyle hareketsiz. Derken ayı geldi durdu, hafiften bir fiske vurdu. Sonra eğildi yokladı, her tarafını kokladı. Muayene etti, öldüğünü sandı gitti. İndi ağaçlarını tekip. Merak ettim. Ayı sana ne söyledi? Hadi anlatsana. Demek merak ettim bunu. Dedi kulağıma şunu. Seni tehlikeli anda bırakanla yoldaş olma. Evet güzel bir fabıl. Tablonu sakın unutmayın. Arkadaşlarınıza da, da anlatın. Burada da ne olursa olsun arkadaş dediğimiz kişiyi bırakmamamız gerektiği, dostluğu nasıl olması gerektiğini anlatan bir metin. Dolayısıyla bu da e, yukarıdaki metnimizin devamına gelebilecek bir değil ama güzel önerileri var. Dolayısıyla arkadaşlar cevabımız D seçeneği. 8. sorumuz. Evet Sibel ve Bahadır'ın seçtiği özlü sözler aşağıdakilerin hangisinde bir arada verilmiştir? Sorumuz bu şekilde. Ne diyor metnimizde bakalım. Sibel bir atasözü, Bahadır ise bir özdeyi seçerek aynı ana düşünceyi ele alan birer deneme yazmışlardır. Evet Sibel bir atasözü seçmiş, Bahadır da özdeyi seçmiş ve bir deneme yazmışlar. Ana fikir aynıymış. Yazdıkları denemede aşağıda verilen metni örnek olarak kullanmışlardır. Her ikisi de aynı metni kullanmış. Çünkü sözlerin açıklamaları için uygun bir örnekmiş bu metin. Neymiş metin? Bakalım. Mustafa Güzelgöz idealist bir kütüphane memuru olarak Ürgüp Tahsinay Kütüphanesi'nde çalışmaya başlar. Güzelgöz'ün ilk işi kütüphanenin tozlu odalarına kaldırılan kitapları gün yüzüne çıkarmak olur. Çevresine yazdığı mektuplarla kitap toplar ve kütüphaneyi zenginleştirir. Ancak, ancak kütüphane beklediği ilgiyi görmez. Bunun üzerine güzel göz seyyar kütüphane fikrini hayata geçirir. Kitapları eşeklerin marifetiyle 36 köye ulaştıran güzel gözün adı eşitlik kütüphaneciye çıkar. Ancak kitaplara sadece erkekler ilgi gösterir. Nedeni ise kitapları koyduğu kahvanelere kadınların gelmemesidir. Güzel göz kadınların ilgisini çekebilmek için de yardımlarla aldığı dikiş makinelerini kütüphane olarak düzenlenen mekanlara yerleştirir. Böylelikle bazıların klasikleri bile okunmaya başlanmıştır. Mustafa Güzel Göz. Kesinlikle azimle ilgili bir metin olsa gerek bu arkadaşlar. Katıldığınızı düşünüyorum bana. Bakalım hangi özdeyiş ve atasözü var azmi anlatan. Ee, Sakın ümitsizliğe kapılıp kapılar bana kapandı deme kapıyı ısrarla çalana kapı açılır. Evet burada azim var özdeyiş ama atasözümüzün de azmi ifade etmesi gerekiyor. Bir bilsen de bir bilene danış. Dolayısıyla az için iyi gitti. Burada danışmakla alakalı. Fikir alışverişinin güzelliği ile alakalı bir söz kullanılmış. B'ye bakalım. Güçlü olan ve yenilmeyen yalnız azimdir. Azim açık açık yazılmış burada. Evet azimle alakalı. Baş nereye giderse ayakta oraya gider. Evet bu azimle alakalı bir söz değil. B seçeneğinde eliyoruz. Burada hani toplu hareket etme bir grup. Grubun başı ne derse o olur anlamında. Liderlikle alakalı bir söz. C seçeneği vazgeçmemek yapabilmenin yüzde 95'idir. Evet, vazgeçmemek eşittir azim zaten. Mustafa güzel gözle bunu yapmış. Peki ata sözümüzde mi anlatıyor? Zaten azimle başlamış arkadaşlar. Azimle yüce dağlar devrilir. Evet, hiç kitap okumayan bir köyü, daha doğrusu köyleri, köylerde bazı yakın klasikler okunmaya başlamış ki bu gerçekten büyük bir başarı. Dağlar devrilmiş yani. Evet, C seçeneği ama biz D'yi okuyoruz. Azim ve sebat insanların en büyük yardımcısıdır. Evet, bu var metnimizde. İyiliğe iyilik her kişinin karı, kötülüğe iyilik her er kişinin karı. Burada da iyiliğin önemini anlatan bir atasözü var. Dolayısıyla biz neyi bulacaktık? Hem özdeyiş hem de atasözünde ne olacaktı? Azim olacaktı. Cevabımız C seçeneği. Dokuzuncu sorumuz bir metin var diyor ki bu metni defterine yazan inci numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde kesme işaretini doğru kullanmıştır. Evet bakıyoruz ee, cümleler numaralandırılmış. Birinci cümlede 870-950 yılları arasında yaşayan Farabi günümüzde Kazakistan'da evet burada kesme işareti var şehir isminden sonra yazmış. E Çekim gelmiş. Kesme işaretiyle ayrılmış. Doğru. Kazakistan'da bulunan o zamanlarda Farab diye anılan Otrar şehrinde doğmuştur. Tamam. Birinci cümlemizde bir sıkıntı yok. Ee, doğru kullanılmış. Demek ki bunu bir işaretleyelim. Burada yanlışlık yok. İki de bu yüzden asıl adı Muhammed olmasına rağmen Farab'la anlamına gelen Farabi adıyla tanınmaktadır. Şimdi Lili. Hani Çarşamba. Çarşambalı. Samsun. Sun, Samsunlu misali e, şehir isimlerine bu yapım eki geldiği zaman kesme işareti kullanılmaz arkadaşlar. Bu da yanlış kullanılmış. Üçüncü cümlemiz. Farabi memleketinde iyi bir eğitim aldıktan sonra hayatı boyunca ilim peşinde olmaya karar vermiş. Akademik yolculuğumuz diyebileceğimiz bir seyahate çıkmış. Bu yolculuğu Bağdat'ta sona ermiştir. Bağdat'ta derken evet ülke adından sonra gelen bulunma haleki kesme işaretiyle ayrılmış. Bu da doğru. Yani bir, üç. Dördüncü cümlemiz Farabi Bağdat'ta. Evet burada doğru kullanılmış. 20 yıl kaldıktan sonra hayatının geri kalanını Şam ve Halep'te geçirmiştir. Arkadaşlar bu tür kullanımlarda eğer parantez içi e, de bir ifade varsa bu kesme işaretinin ve t ekinin burada olması gerekiyordu. Buradaki kesme işareti yanlış kullanılmış. Biz doğru olanı bulacaktık. Doğru olanları da bulduk. 1 ve 3'tü. Hangi seçeneğimiz? B seçeneğimizde. Evet. 10. sorumuz. Bu metinde kullanılan anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir? Okuyalım. Tünel açma, sondaj makinesi çeşitli toprak veya kaya tabakalarını dairesel kesit çizerek kazmaya yarayan makinedir. Köstebek diye de adlandırılır. Kaya veya toprakta tünel açmak için geleneksel, geleneksel yöntemlerle kullanılan derme ve patlatma tekniklerine alternatif oluşturur. Köstebeklerle tünel açmak çok daha etkili olup kısa bir süre içerisinde sonuç alınabilir. Tünelin çapı 1 metre ile 19 metre olabilir. Köstebeklerle sert kayalardan kumlara kadar her türlü maddeye sondaj yapılabilir. Köstebekler çevre zemininde oluşabilecek sıkıntıları azaltma ve pürüzsüz tünel duvarı açma gibi özelliklere de sahiptir. A seçeneği diyor ki anlatım biçim olarak açıklayıcıdır. Evet metnimiz açıklayıcı arkadaşlar. Zaten anlatım biçimine baktığımızda iki tane açıklayıcı, iki tane betimleyici var. Betimleyici burada kelimelerle bir resim yapma, bir tablo çizme e, durumu söz konusu değil. Burada tamamıyla bilgi verme söz konusu. Dolayısıyla A ve D, e, A ve C seçeneği, B'leri ve D'yi şimdi deneyebiliriz. Devam edelim. Düşünceyi geliştirme yollarına geçelim. A seçeneğinde diyor ki karşılaştırma ve tanımlama var. Bakıyoruz tanımlama var mı? Birinci cümlemiz tanımlama. Ee, tünel açmanın köstebeğin ne olduğu tanımlanmış. Tanımlama var. Karşılaştırma var mı? Evet karşılaştırma da var. Ee, tünel açmak çok daha etkili derken hani klasik geleneksel yöntemlerden de bahsediyor yukarıda. Karşılaştırma da var. C'ye de bakalım biz yine de tanık gösterme burada tanık gösterme yok tırnak işaretinde tamam biz hani diyoruz tanık göstermede tırnak işaretinde başkasına ait bir cümle e, yargı belirtilir diye burada tırnak işareti var ama her sakallıya dede de diyemeyeceğimiz gibi her tırnak işareti olduğunda da bu tanık göstermedir diyemeyiz. Burada tırnak işareti kelimeye e, dikkat çekmek için kullanılmış. Yoksa açıkladığı şeyin doğruluğunu kanıtlamak için başkasının bir sözünü kullanma söz konusu değil arkadaşlar. Ama evet sayısal verilerden yararlanılmış. Ama biz ne yapacaktık? Her ikisini bulacaktık. Neydi bu? Anlatım biçimi de doğru olacaktı. Düşünce geliştirme yöntemleri de doğru olacaktı. Bu nedenle cevabımız A seçeneği. 11. sorumuz bu metinde yazının hangi yönü üzerinde durulmuştur? Metnimizi okuyalım. Yazı bu. Yanar dağlar gibi fışkıranı, ırmak taşkınları gibi yayılıp basanı, kıt kanaat ıkına sıkına yazılanı. Yazınmazsa bunalıma sokacak olanı var. Kağıt mendillere, zarflara, yer bulamayınca ele avuca, cep telefonunun mesaj dosyasına kaydedileni var. Uykuda geleni var, bir rüya halinde hissedileni, uyandığında çoğu kez kaybolup gideni, hatta giderken aklı da arkasında götüreni var. Evet, burada yazının hangi yönü? Ortaya çıkışı mı? Duygularla olan ilişkisi mi? Tanımı ve özellikleri mi? Beceri isteyen bir iş oluşu yönlerinde mi durulmuş? Evet, arkadaşlar tabii ki ortaya çıkışı ee, bazen birden bire geliyor hani yanar yanar dağlar gibi fışkıranı var derken. Birden bire geliyor. Yazmaya başlıyorsun. Bazen zorlanıyorsun. Bunalıma giriyor hatta yazar bir cümleyi bulamıyor mesela hatta bazen bir sözcüğü. Bazen de ay beyan an önce aklına geliyor. Bir an önce unutmayayım diye peçetelere bile kaydedileni var. Velhasıl 11. sorumuzun cevabı A seçeneği. On sorumuz. Aşağıdakilerin hangisinde daha D'nin yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Yanlışlığı bulacağız gençler. Kurumuş bir çiçek buldum mektupların arasında. Bir tek onu saklıyorum. Onu da çok görme bana. Evet. Rahmetli Barış Manço'nun e, bir şarkısı. Arasında. Nerede? Mektupların arasında bulunma hal Bitişik yazılır. Onu da çok görme bana. Buradaki dağ bağlaç anlamında, bulunma anlamında değil, ayrı yazılması gerekiyordu. Doğru. Biz yanlışı bulacağız. B seçeneği yine Barış Manço'nun şarkısından alıntı arkadaşlar. Dört duvarı ören içeriden kitlemiş kapıyı. Bir döşek de sana serelim buyur diyen yok. Şimdi burada D olarak bu var. Ee, burada arkadaşlar D e, döşek bulunma anlamında değil. Hani Hepimizin bizim döşek burada yatak anlamında yer yatağı olarak da kullanılıyor. Yani bir yatakta hani bizlerin yatağı var bir tane de bir de senin için yapalım anlamında serelim anlamında. Burada D'nin ayrı yazılması gerekiyordu. Ee, yanlışımız bu B seçeneği ama C'ye de bakalım. Bir sofra kurulmuş ki Halil İbrahim adına ortada nerede ortada bulunma bir tencere boş mu dolu mu bilen yok. Bulunma hal eki olduğu için, nerede sorusunu cevap verdiği için bitişik yazılması gerekiyordu. Bu da doğru. D seçeneğinde Barış Manço'nun yine bir şarkısı. Gözlerimde yaş, kalbimde sızı. Unutmadım seni. Unutamadım, unutamadım. Ne olur anla beni. Nerede? Gözlerimde yaş. Yaş gözlerindeymiş. Sızı neredeymiş? Kalbindeymiş. Bulunma anlamı ifade ediyor. Bulunma hal eki. Bu da doğru. Yani bu, bu ikisi de doğru değdandı yazımı ama B seçeneği yanlış. Cevabımız B seçeneği. 13. sorumuz. Aşağıdaki şiirlerin hangisinin teması, ana duygusu diğerlerinden farklıdır? Evet, şiirlerimiz bir çocuk resim yapıyor, uzun kirpikleri geziniyor mor dağlarda. Ufukta gülüp duruyor alev saçlı bir güneş. Barışın gökçek maviliğinden kuşlar geçiyor. Yamaçlarda beyaz papatyalar açıyor. Elleri hünerli çocuk, resminin bir yerine beni de koy. Evet burada resim yapan bir çocuk var. O gördüğü manzarayı anlatmış bize şair. B seçeneği çocukluk mevsimi ne çabuk geçti hayaller güzeldi düşler güzeldi baharlar güzeldi kışlar güzeldi kaybolan bir yerime ağladığımda gözümün gözümden süzülen yaşlar güzeldi burada çocukluğa bir özlem var arkadaşlar şöyle yazalım mı burada ıı, çocuk resim yapıyor onun güzelliği var burada Özlem var C. ne var şimdi çocuk olmak vardı bir köy okulunun bahçesinde Çiçek açmak, çiçek çiçek açmak, ayakları titreyerek yüreği coşku dolu her bayramda şiirler okumak, mavi gökyüzüne bakmak, bahar bahar açmak vardı. Burada da çocukluğa, çocukluk hasreti var, özlem var. D seçeneğinde bir masal gibi uçtu geçti, geçip gitti seneler. Çocukluk yıllarımı bana geri verseler, okula gitsem yine sokaklarda koştursam, annemin kucağında saadetle uyusam, kağıt helva leblebi macun yesem yollarda, her zaman sütüm olsa mavi renkli şantamda. Evet burada da yine geçmişe çocukluk dönemine özlem var. Ana duygu bakımından farklı olan şiirimiz A seçeneği arkadaşlar işaretliyoruz. 14. sorumuz. Bu metinden çıkarılabilecek en genel yargı aşağıdakilerin hangisidir? Yani bir nevi ana fikir soruyor. Misafir başımızın üstünde kimsenin görmediği bir yerde konumlanır. Evimizi kurarken onun için bir oda ayırırız terliği havlusu çarşafı yorganı hep ayrıdır misafirin misafire sunduğumuz tabakta o yokken yemek yemek ihanet gibi gelir oysa umduğunu değil bulduğunu yiyen bereketi ile gelendir o gelip saatlerce oturmuş yemiş içmiş olsa da misafir kalkacak olduğunda aa daha yeni geldiniz deriz ya da niye hemen gidiyorsunuz diye sorarız film başa sarar Biraz daha biraz daha derken misafir yatıya kalır ve misafir odası çenlenir. Geçenlerde gözün saydam tabakasında bazen beliren beyaz lekeye de misafir denildiğini öğrendim. Anladım anladım ki hem gözümüzde hem gönlümüzde hem de başımızın üstündedir misafir. Evet. Şu günlerde pek misafirlik pek değil hiç misafirlik olayımız olmuyor ama inşallah doya doya yaşayacağız tekrar acısını çıkaracağız bugünlerin dostlarımızla buluşacağız arkadaşlar bu da dua niyetine geçsin Evet bu metinden çıkarabileceğimiz en genel yargı misafirlik atalarımızın en değer verdiği kavramdır Evet bu var eskiden beri var olan şeyler anlatılıyor Misafirlik hem iletişimi hem toplumsal ilişkilerin gelişmesini sağlayan en büyük etkendir. Gidip gelmeyi sağlıyor değil mi? Ama burada bununla fazla değinmemiş pek yok burada. Misafir kültür C seçeneği misafir kültürümüzde ve hayatımızda her zaman baş köşede olmuştur. Bu var. Bu var. Bu var olduğu gibi A'yı B'yi de içine alıyor. D seçeneğinde misafir saygı ve ikramda kusur etmemek gerektiğiyle büyüyen nesil bunu gelecek nesillere de aktaracaktır. Metinden bunu yorum olarak da çıkarabiliriz. Ama burada metinde asıl anlatılmak istenen A, B ve D seçeneklerini de içine alan ifade misafir kültürümüzde ve hayatımızda her zaman baş köşede olmuştur. Yani burada asıl anlatılmak istenen misafirin ne kadar önemli olduğu, misafirlik olgusunun ne kadar toplumumuzda değerli olduğu anlatılmak istenmiştir. Cevabımız C seçeneği. Uydu... Önce soruyu okuruz, <laughs> hızlı girdik. 15. Bu cümlede yazarla ilgili anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Uydurma değildir yazdıkları. Aksine, insana bir perde açar ve onun ardındakileri seyrettirir. Kurgular gibi değil, hatırlar gibi anlatır. Vay. A seçeneğinde yazılarında daima gerçeklik vardır. Evet, bu kenarda dursun. Tiyatro ve ana türünde yazılar kaleme almıştır. Ee, türlerden bahsetmiyor burada. Eleştirer bir üslubu vardır. Eleştiriden e, ve üsluptan da söz eden bir cümle değil. Öznel ifadelere yer veren yazıların gerçeklikten uzaklaştığı düşüncesini savunur. Yazarın e, öznellikle ilgili bir ifadesi söz konusu değil. Arkadaşlar burada yazılarında daima gerçeklik olduğu o kadar güzel anlatılmış ki uydurma değildir diyor yani insan bir perde açıyor onun ardındakileri seyrediyor sanki bir tiyatro gibi kurgular gibi değil hatırlar gibi anlatır ee, diyor yani burada gerçekliği var. belki B seçeneğine e, gidebilirsiniz ama e, hani şey perde açılıyor bilmem ne falan buradaki perde gerçek anlamda değil tabii ki mecaz anlamda hatırlar gibi derken de ana anlamında değil burada. Yani gerçeği ifade ettiği e, anlatılmak isteniyor. Cevabımız A seçeneği. Umarım yanılıp da B'ye gitmemişsinizdir. Evet. Evet 16. sorumuz sıralama sorusu. Numaralandırılmış parçalarla anlamlı bir metin oluşturulursa sıralama aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Şimdi e, seçeneklerimize baktığımızda 2 tane 3 e, ile başlayan var. 2 tane de 2 ile başlayan var. Evet A seçeneğinden gidelim. Dönüş yolunda hava kararmadan köye varmamız gerektiğinden adımlarımız hızlıydı. Ama gel gelelim yediğim azarın ağırlığı ayaklarıma dolanıyor. Demek ki öncesinde bir azar yemiş. Normalde hoplaya zıplaya inmem gereken yokuş aşağı patikayı dik bir yamaca çeviriyordu babaannem. Sonra ikiye. Babaannemle eve dönüş yolunda küçük bir ağaç fidanından kopardım. Birkaç dal için yediğim azarı hiç unutamam. Evet burada fark ettiyseniz 3'ten sonra 2 iki değil 2'den sonra 3 gelmesi gerekiyor arkadaşlar. İlk ee, ilk seferde buluyoruz. Tabi hepsini tek tek okumakta da fayda var ama daha önce okunduğu için, için tekrar e, o işe girmiyorum. Şimdi önceliğimiz iki olacak. Babaannemle eve dönüş yolunda küçük bir ağaç fidanından kopardığım birkaç dal için yediğim azarı hiç unutamam. Birisi senin elini kolunu tutup kırsa hoşuna gider mi? Yaş kesen baş keser evladım diye nasihat etmişti. Bu bir. Sonra bir mi üç mü? Bire bakalım. Asma suratını be oğlum seninle kiraz toplarken ağaçta kuşlar için meyve bırakmıştık. Hatırlıyor musun? İşte o kırmadığın dallar da büyüyecek. Kuşların, sincapların türlü çeşit mahlukatın yuvası olacak. Bir sonra üç. Dönüş yolunda hava kararmadan köye varmamız gerektiğinden adımlarımı sızlıydı. Ama gel gelelim yediği nazarın ağırlığı ayaklarıma dolanıyor. Normalde hoplaya zıplaya inmem gereken yokuş aşağı patikayı dik bir yamaca çeviriyordu. Evet burada fark ettiyseniz kavgadan araya şu bir girdi. Bu birin girmemesi gerekiyor. Bir kopukluk oluyor. Ee, o zaman arkadaşlar 2, 3, 1, 4, 5 bir okuyalım. Üşenmeyelim. Babaannemle eve dönüş yolunda küçük bir ağaç fidanından kopardığım birkaç dal için yediğim azarı hiç unutamam. Birisi senin elini kolunu tutup kırsa hoşuna gider mi? Yaş kesen baş keser evladım diye nasihat etmişti. Dönüş yolunda hava kararmadan köye varmamız gerektiğinden adımlarımız hızlıydı. Ama gel gelelim yediğim azar. Bakın azarla bur buradan buraya bağlanıyoruz. Yediğim azarın ağırlığı ayaklarıma dolanıyor. Normalde hoplaya zıplaya inmem gereken yokuş aşağı patikayı dik bir yamaca çeviriyordu babaannem. Evet sonra bir. Bir neredeydi? Ee, babaanne burada yumuşuyor ve ne diyor? Asma suratını be oğlum seninle kiraz toplarken ağaçta kuşlar için meyve bırakmıştık hatırlıyor musun? İşte o kırmadığın dallarda büyüyecek kuşların sincapların türlü çeşit mahlukatın yuvası olacak. Sonra hem yuva olmasa yine de koparma. Bakın yuvalarda birleşti. Hem yuva olmasa yine de koparma ve unutma onların da canı var demişti. Rahmet olsun ona ki diktiği çiçeklerle, domateslerle konuşur. Hatta ahıra girdiğinde ineklerine selam verir. Kızlarım bugün nasılsınız diye hal hatır sorardı. Ağaçlar, kuşlar, böcekler, bağlar, bahçeler hepsiyle iletişim halindeydi. Eşe geçtik. Onlar da tıpkı kele olanın altında uyuduğu ağacın gövdesinden ses gelmesi gibi. Babaannemle konuşurlardı eminim. Evet çok etkileyici bir metin gerçekten. Evet cevabımız D seçeneği arkadaşlar. Ee, bir önceki cümlede ya da bölümde kullanılan sözcüklere dikkat edin. Önce azarla başladık. Sonra yuvarla devam ettik. Ee, bağlantılara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tarz soruları çok çözmemiz gerekiyor. Ve tabii ki kitap okumamız. Evet. 17. sorumuz. Biraz görünmemiş ama okunuyor. Aşağıda bazı el sanatlarının tanıtımı yapılmış arkadaşlar ee, ve bu el sanatları ile ilgili ne deniyor? Aşağıdaki görsellerden hangisi açıklaması verilen el sanatlarından herhangi biriyle ilgili değildir? Yani burada dört tane sanat var. Bu görsellerin üçü buna ait ama bir tanesinin görseli yanlış verilmiş, İlgili değil anlatılanlarla onu bulacağız. Hat sanatı. Hat kelime olarak yazı ve çizgi anlamına gelmektedir. Hat sanatı ise en pratik anlamıyla belirli kurallar çerçevesinde yazılan görsel zevke hidap eden yazı sanatı olarak bilinir. Bu yazı sanatı genelde dekor amaçlı yapılır ve yalnızca görsellik için kullanılır. Ancak hat sanatı ile uzun yıllar yazılması hem çok zorlayıcı hem de zaman alıcıdır. Şimdi neydi? Yazı ve çizgi anlamına geliyormuş. Ondan sonra e, yazı sanatıymış ve uzun şeyler yazılmıyormuş. Dekor amaçlıymış. B seçeneği arkadaşlar. Çini sanatı cami ve türbelerin duvarlarında karşılaştığımız bu sanat dalı köşklerin, sarayların dış ve iç cephelerini süslemektedir. İnce detayları ile işlenen, işlendiği objelere hayat veren Osmanlı tarihinin gözde sanat dalıdır. Şimdilerde vazo, tabak, sürahi ve çeşitli kap kacaklara işlenen motifler Bereklendirmeler ile oluşan eserler, ev ve çeşitli e, mekanların dekorasyonunda kullanılmaktadır. Evet, e, süsleme sanatı, günümüzde vazo, tabak, sürahilerin içinde motifler, bereklendirmeler yapılıyor. Bu da A seçeneği arkadaşlar. Kündekari, dekoratif amaçlı bir doğranmacılık tekniği olan kündekari genelde ince marangozluk kapsamına giren ahşap sanatlar için kullanılır. Sekizgen, beşgen, yıldız gibi geometrik şekillerde kesilmiş ahşap parçaların çivi ve tutkal yardımı olmadan yalnızca birbirlerine geçirilmeliliğiyle düz yüzeyler elde etmeye amaçlayan bir tekniği vardır. En çok kullanıldığı yerler kapı kanatları, pencere kapakları, vaaz kürsüleri ve özellikle minber aynalıklarıdır. Özellikle arkadaşlar bunu camilerde görmüşsünüzdür. Zaten şurada kopyada veriyor sekizgen, beşgen, yıldız. Bakıyoruz işte yıldız şekli var, beşgen şekli var gündeki de bu. Evet bulduk gibi de okuyalım. Minyatür çok ince işlenmiş. Küçük boyutlu kendine has boyama tekniği ve anlatım dili olan. Şimdi boyama deyince belki ay bu da olabilir mi diye düşünmüştü olabiliriz. Ha? Ne dersiniz oldunuz mu? Geleneksel bir resim sanatıdır. Bu sanat dalı yaygın olarak el yazması kitaplardaki metni görselleştiren ve metinde yer alan bilgileri daha açık hale getiren kitap resimleridir. Binyotin yapılırken eserlerdeki olayları resme figürler halinde aktarmak ve figürleri birbirine kapamayacak şekilde yerleştirmek esastır. Minyatürde ayrıntı yani detaylar fazladır. Ağaçlar, yapraklar, çiçekler, insan ve hayvan figürleri, iç mekan düzenlemeleri gibi unsurlar tüm ayrıntılarıyla verilir. Evet minyatürün resmi bu değil. Burada arkadaşlar bir etamin işlemesi söz konusu nakış işi var burada ama minyatürde... Yani hikayelerin resimleştirilmesidir minyatür. O yüzden cevabımız D seçeneği. 18. sorumuz zeytinle ilgili. Gönül öğretmen Türkçe zeyt dersinde zeytine dair başlığını vererek öğrencilerinden kendi belirleyecekleri türde bir metin yazmalarını istemiştir. Bazı öğrencilerin yazıları aşağıda verilmiş. Evet başlık verilmiş zeytine dair ve çocuklar canınız ne istiyorsa istediğiniz türde yazı yazın demiş gönüllü öğretmen. Gönlünüze göre takılın demiş. Ve sonra ne soruyor? Bu metinlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur diyor. Peki. Birinci metnimiz bu yörede küçük yaşlarda tanışılır zeytinli. Zeytin çizilir, kırılır, zeytinyağına dönüşür. Hatırlarım canım dedebin. Haydi zeytinler bizi bekler komutuyla erkenden uyanır. Traktörlere doluşur. Zeytinliğe giderdik. Hasat sonunda sofranın baş köşesinde yerini alırdı zeytinlerimiz. Sonraki öğünlerimizde de canım anneannemin özenle yaptığı zeytinyağlı yemekleri boy gösterirdi soframızda. İkinci metin arabalarla durmadan çuval çuval zeytin iniyordu kasabaya. Yağ bulanmış hamallar çuvalları sırtlayıp içeriye çekinceye kadar yeni yükler yıkılıyordu sokağa. Yayalar üstlerini lekelememek için bastıkları yeri kollayarak geçiyordu yıkılan yükler arasından. Yağhanelerden çıkan zeytinyağı ile karışık kirli sular akıyordu kaldırımların kıyılarından. Gün geçtikçe çuvallara sinmiş zeytinyağı kokusu sarıyordu kasabayı. Evet şıklarda hani 1-2-3-4 demiş ya metinleri okuma, unutmadan bakalım isterseniz. Birinci metinde biri, birinci tekil anlatıcı. Evet birinci tekil anlatıcı var değil mi? Hatırlarım diyor. Dedem diyor. Anneannem diyor. Giderdik diyor. Bir anıdır. Evet geçmişte yaşadığı bir olayı anlatıyor. A şıkkı doğru. B'ye bakalım. İkinci metin üçüncü tekil anlatıcı, anlatıcıyla. Evet yazarın kendisi yok. Yani gözlemci bir bakış açısı var ve e, üçüncü kişi anlatıyor. Eleştiri yazısıdır. bir Eleştiri yazısı değil. Burada betimleme yapılmış. Bir hikaye olabilir bu. Yani türü daha sonradan neye dönüşür, onu bilemeyiz. Ama bir betimleme yapılmış. Bir hikayeden dalınmış olabilir. Giriş kısmından e, alınmış bir e, romandan da alınmış olabilir. Evet. Şimdi bunu eliyoruz. Eleştiri yazısı değil çünkü. Üçüncü metin amaç sonuç cümlesinin bulunduğu bir deneme yazısıdır. Üçüncü metni okuyalım. Ağaçların en zarifi zeytindir bence. Sizce de öyle değil mi? Çelimsizi bile kendini kabul ettiren bir ağır bahşelik içindedir. Meyvesi ise servetin ve barışın da sembolüdür. Beyaz bir güvercinin tufan sofrası sonrası, Nuh peygamberin gemisinde ağzında zeytin dalı ile dönmesinin, zeytini tarih boyunca barışın sembolü yapmaya yettiğini biliyor muydunuz? Bunu öğrendiğimde çok etkilenmiştim. Evet. Burada amaç sonuç yok arkadaşlar. Neden sonuç var? Ee, neredeydi? Nuh peygamberin gemisini ağzında zeytin dalıyla dönmesinin zeytini tarih boyunca barışın sembolü yapmaya, yapmaya yettiğini biliyor muydunuz? Diyor. Yani burada barışın sembolü olmasının sebebi anlatılıyor. Amaç sonuç yok. Bir de zaten deneme yazısı değil. Çünkü karşısındaki ile konuşuyormuş gibi. Bakın sorular sormuş okura. Bu ne oluyordu arkadaşlar? Sohbet. Diğer adı söyleşi oluyordu. Bu metnimiz sohbet ya da söyleşi. D seçeneğinde ne diyor? D seçeneğini okuyalım. Yakacık'ta bir e, dördüncü metinde şair kendini zeytin tanesine benzetmiştir. Dördüncü metin... <laughs> Yakacıkta bir zeytin ağacıyım. Bir zamanlar rüzgarlar okşardı saçlarımı. Yapraklarım her sabah güneşe gülerdi. Masallar dinlerdim yıldızlardan. Yaşamak güzeldi. Evet yakacıkta bir zeytin tanesiyim demiyor arkadaşlar. Zeytin ağacıyım diyor. Bu da yanlış. Cevabımız arkadaşlar A seçeneği. Metinde altı çizili sözcüklerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur denmiş 19. sorumuzda. <laughs> Ninem ekmek yapmadan önce abdest alır, sonra ekşi mayasıyla ekmek teknesinin bulunduğu iç aldığıya inerdi. Uzun ahşap teknenin başına besmele ile oturur, bereket duasıyla hamurunu yoğururdu. Mayalanan hamur odun fırınına verileceği zaman biz çocuklar heyecanlanır. Diğer ekmeklerle karışmasın diye koşar, bahçeden farklı yapraklar seçer ve hamura batırıp kendi ekmeklerimizi işaretlerdik. Çocukluk işte. Sonuçta hepsi de aynı teknede yoğrulmuştu. Evet, hoş bir metin. Şimdi bakalım, ninem ekmek yapmadan önce buradaki ekmek yediğimiz ekmek ee, bu ne olmuş arkadaşlar? Kalıcı isim olmuş. Bakıyoruz kalıcı isim kısmı şu ikisi var yapmadan önce abdest alır derken yapmadan burada zarf fiil yapmadan arkadaşlar şöyle yapalım bu kalıcı isim bu zarf fiil sonra bulunduğu iç avluya inerdi derken burada bir ismi nitelemiş sıfat fiil sonra mayalanan hamur derken yine sıfat fiil batırıp derken zarf fiil koşar karışmasın diye koşar koşuyorlarmış yani hep hep yaptıkları bir şey. Geniş zaman ekiyle çekimlenmiş bir çekimli fiil var burada da. Şimdi bakıyoruz hangi seçenek? Kalıcı isim ekmek, çekimli fiil koşar, zarf fiil yapmadan ve batırıp bulunduğu mayalanan. Cevabımız B seçeneği. Evet sonuncu sorumuz. Minik kedilerimiz var. Çok sevimliler. Abiler, ablalar. Şunlara bakın. Birbiriyle çok sık karıştırılan Van kedisi ve Ankara kedisinin ortak noktaları nesillerin tükenme tehlikesi altında olması ve ana Anadolu olan saf kedi ırkları arasında yer almalarıdır. Bu iki kedi ırkı arasındaki farklar ise aşağıda belirtilmiştir. Tüyler, kulaklar, gözler, kafa yapısı, huyları. Evet 5 özellik. Van kedisinin tüyleri kışın daha uzun, yazın daha kısadır. Ankara kedisinin ki daima uzundur. Kulaklar Van kedisinin uzun dik ve içi pembedir. Ankara kedisinin orta boyuttadır. Kulaklar arası mesafe geniştir. Gözler Van kedisinin göz rengi üç gruba ayrılıyormuş. Her iki gözü turkaz mavisi, her iki gözü kehribar ve bir gözü turkaz mavisi, diğer gözü kehribar olmak üzere. Ankara kedisinin gözleri mavi, kehribar, sarı, sarının tonları, yeşil ya da biri mavi, biri sarı, biri yeşil, biri sarı renklerde olabilir. Kafa yapısı Ankara kedisi Van kedisinin büyüktür ve yuvarlak hatlara sahiptir. Ankara kedisi ise küçüktür, üçgen görünümlü ve keskin hatlara sahiptir. Van kedisinin huyları suyu sever, iyi bir yüzücü ve iyi bir avcıdır. Aynı zamanda konuşkan ve oyuncudur. Ankara kedisinin huyları ise suyu sevmez ve avcılığı pek iyi değildir. Bununla birlikte sakin ve sessizdir. Kedileri çok seven Bulut, Esma, Yasemin ve Çağrı adlı dört arkadaş birlikte bir evcil hayvan barınağına giderek yukarıda belirtilen özellikleri taşıyan bazı kedileri sahiplenmişlerdir. Kimler varmış burada? Bulut, Esma, Yasemin, Çağrı. Şöyle hazırlığımızı yapalım. Her biri en az bir kedi sahiplenmiştir. Yani dördü de almış kedi. Bulutun kedisinin kafası üçgen şeklindedir. Şimdi kafa yapısına bakıyorum. Üçgen şeklinde olan hangisiydi? Ankara kedisiydi. Demek ki bulutun ki Ankara. Esma tüyleri her zaman uzun olan kedisine saçaklı ismini koymuştur. Tüyleri her zaman uzun olan Ankara kedisi. Esma da Ankara kedisi almış. Evet. Oyuncu kedisi sayesinde Çağrı evdeki böceklerden kurtulmuştur. Ee, şurada ne diyordu huylarında? Van kedisinin iyi bir avcıdır. Aynı zamanda oyuncudur diyordu. Ama Ankara kedisi avcı değil ve sakin oyuncu da değil. O halde e, Çağrı ne almış? Van kedisi. Yasemin'in aldığı kedinin gözünün biri turkuaz mavisi, diğeri kehribar rengidir. Bir göz turkuaz, bir göz kehribar Van kedisinde vardı. Yasemin de ne yapmış? Van kedisi almış. Yasemin ve Esma kedileriyle birlikte yüzme hayallerini gerçekleştirmişlerdir. Şimdi bakıyoruz. Esma'nın kedisi Ankara kedisiydi. Ankara kedisi suyu sevmez diyor. O halde Esma bir de van kedisi almış arkadaşlar. Buradan o sonuç çıkıyor. Şimdi verilenlere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yasemin ve Çağrı aynı tür kedi sahiplenmişlerdir. Yasemin ve Çağrı evet van kedisi almışlar. Esma hem van kedisi hem de Ankara kedisi sahiplenmiştir. Evet. Yasemin'in sahiplendiği kedinin kulak yapısı Bulut'un kedisinin kulak yapısından farklıdır. Tabii ki farklı çünkü Yasemin'in Van kedisi, Bulut'un ki Ankara kedisi. Bu arkadaşlar barınaktan 3 tane Van kedisi. Evet 1, 2, 3 tane Van kedisi. 1 tane Ankara kedisi sahiplenmişlerdir. Hayır 2 tane Ankara kedisi olacak arkadaşlar. Çünkü Esma 2 kedi alıyor. Cevabımız D seçeneği.